Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber NMAX 125'in varyatör bakımını gerçekleştireceğiz. Motorumuzda kalkışta yüklem olursa mesela yokuş yukarı. Bu durumda da aşırı bir titreşim ve vibrasyon oluşturdu. Kalkışta garip bir ataklığı vardı. Birdenbire kendini öne atıyordu. Şimdi varyatörümüzü sökmeye öncelikle hava filtremizden başlıyoruz arkadaşlar. Hava filtremizi tutan iki tane 10'luk kıvatamızı buradan söküyoruz. Hava filtremiz gördüğünüz üzere ayrıldı. Bunları sökmeden önce şöyle göstereyim. Şöyle kalın uçlu bir yıldız tornavidayla, yani tam vidaya oturacak bir yıldız tornavidayla küçük küçük vurup böyle gevşetmemiz lazım. Kalmadığından emin oluyoruz ve karşılıklı olarak çekiyoruz. Gördüğünüz üzere kapağımız çıktı. Şimdi burada yapmamız gereken öncelikle ön varyatörümüzün somununu sökmek. Kulumuzu alıyoruz. Varyatörümüzün kapağını alıyoruz. Bunları kaybetmemeniz adına, yerini unutmamanız adına ilk kez söküyorsanız varyatör çıktı, kulu çıktı, somun çıktı. Böyle üst üste koyabilirsiniz. Şimdi kayışımızı sökmeden önce arka varyatörümüzü şöyle biraz gevşetiyoruz. Kayışımızı aldık ve arka varyatörümüzü çıkarttık. Burada da bir tane pulumuz var. Bu pulu da bunun altına bırakırsanız yerini anlarsınız zaten. Bir dörtlük lokma anahtarı gerekiyor. Varyatör tasımızı alıyoruz. Ve arka varyatörümüz titreşimi yapan kısmı özellikle burası oluyor. Varyatörümüzü çıkarttık. Motorumuzun içi gördüğünüz gibi varyatör kısmımız genelde bakımlı olduğu için temiz. Böyle fazla kötü sayılmaz. Sadece şurada şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi şuralarda
biraz toz var, kayış tozumuz. Biraz da gres yağımız var, karışık. Şu an karşımızda arka varyatörümüz var. Arka varyatörümüzün tasına küçük bir işlem yapacağız, temizleyeceğiz. Ve ana gövdesine, balatalarına ve balatanın oynama hareket ettiği yerlerini yağlayıp gresini değiştireceğiz. Arka varyatörünüzün bu kısmını dağıtmak için elinizde şöyle bir lokma ağza ihtiyacınız var. Bu lokma setlerinde genelde 39 milim olmuyor. Bu yüzden bunu ayrı internetten temin edebilirsiniz. Scooter debriyaj lokması diye geçiyor. Bunu yuvamıza sağlam şekilde oturacak. Yine tabanca yardımıyla sökeceğiz. Sökerken sağlam bir şekilde buradan tutmanız lazım. İçi yaylı bir düzenek olduğu için yüzünüze atabilir. Büyük motorlarda özellikle XMAX 250, XMAX 300'lerde yüzünüze sekebilir. O yüzden burayı sağlam tutmanız gerekiyor. Somurumuz şu şekilde. Gördüğünüz gibi direkt kendisine atıyor. Balatalarımız, yayımız ve şurada yüzüğümüz var. Şimdi ilk işimiz, görmüş olduğunuz bu iki diski birbirinden ayırmak olacak. Bunu şöyle yaptığınızda netlemedi. Şöyle yaptığınızda içinde gidip geldiğini görürsünüz. Bunu buradaki pimlerini çıkartacağız. Yüzeysel bir siliyoruz. Varyatörümüzü ters tutup, yani şu şekilde tutup şöyle ileri geri oynatınca zaten pimler düşer kendi kendine. Bir tane düştü. İkincisi de düştü. Üçüncüsü de düştü gördüğünüz gibi. Şimdi bunu buradan rahatlıkla ayırabiliriz. Pimlerimizi güzelce yıkayacağız. Birbirinden ayrılıyor. Ayırıp güzel bezle silip tekrar yerine takabilirsiniz. Motor temizliklerinde plastik telli fırça kullanmanızı öneriyorum. Çünkü normal at tüyünden yapılan, at kuyruğundan yapılan fırçalar benzinde deforme oluyor. Ayrıca yumuşak oluyor. Sert olması için plastik fırça kullanın. Gerekirse daha da sertleştirmek için ucundan şöyle kesip alırsınız. Daha sert bir fırçanız olur. En iyisi plastik fırça. Şimdi güzel fırçamızı ıslatıyoruz. Arka varyatörünüzde bulunan şu gördüğünüz dibdeki kısım yağ bağlıyor arkadaşlar şu şekilde.
buraya yağ gelince, yani varyatördeki varyatör ısınmayla gres yağını dışarı atabiliyor aşırı yağlanmada. Zamanla gres yağı özelliğini kaybettiğinde de bu işlem gerçekleşebiliyor. Buraya yağ geliyor. Ayrıca varyatörümüzün şu dış yüzü yanabiliyor. Deforme olabiliyor. Gördüğünüz gibi kararmış palataları. Normalde bakımda onarılması gereken yerler buralardır. Bakılması gereken yerler, temizlenmesi gereken yerler buralardır. Ayrıca bazı durumlarda yaylar, bu çekiç palataları tutan yaylar var. Bu içindeki yaylarımız kötü olabiliyor. Yayların da değişmesi gerekebiliyor bazı durumlarda. Biz sadece bugün temizlik ve bakım yapacağız arkadaşlar. Arka varyatörümüzü güzel benzinliyoruz. Fırçamızı benzinliyoruz. Kavrama balatamızı elimize aldığımızda şöyle gördüğünüz gibi yüzeyi yanmış, tahriş olmuş bir balata yüzeyi bizi karşılıyor. Bunu şöyle bir zımparayla, fark etmez numarası 800 olabilir, 600 olabilir, zımparayla bunun dışını eşit şekilde hepsini alacağız arkadaşlar. Ne kadar yapacağız? Şöyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi yüzeyimiz kahverengi oldu. Bu şekildeydi. Tüm yüzeyleri bu hale getirene kadar zımpara yapıyoruz. Temizlendi arkadaşlar. Güzel bir şekilde. İnce ol ki iz yapacak şekilde zımpara yapacağız. Yarım daireler şeklinde yaparsanız daha iyi performans verecektir size. Yani zımparayı şöyle ileri geri değil de şu şekilde yaparsanız emin olun daha iyi bir performans alacaksınız. Varyatörümüzü çizdik. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama hafif dairesel çizikler attık. Bunu yıkadığımız için içindeki şu bilye yatakları, masura bilyelerin içindeki gresi, yağı falan her şeye gitti şu an. Şöyle bir tornavida yardımıyla gresimizi alıp masura bilyemize yedireceğiz. Gördüğünüz gibi tüm gresi bir noktaya basmıyorum. Yavaş yavaş yedire yedire, döndüre döndüre her yeri yedirmeniz lazım. Anınıza burayı iyice kontrol edip yedirmeniz lazım. Yoksa çalıştığı yerde gres yağını varyatör tasınızın içine, etrafına ve varyatör bölümüne komple yayabilir, kayışınıza sıçratabilir. Bu yüzden yağlama önemli olduğu kadar ne kadar yağ koyduğunuz da önemli. Fazla abartmamamız gerekiyor. Fazlalarımızı siliyoruz burada. Şöyle iç kısımda, tam karşı tarafta şurada bir rulmanımız daha var. Burayı da yağlamak için benim şöyle bir şırınga aparatım var. İçine gres bastım. Bunun yardımıyla içeriye sokup gres yağımızı etrafına basacağız. Şöyle göstereyim. Çıkmasında gördüğünüz gibi. Görünüyor. Evet. Buradaki rulmanımızın içini de güzelce yağladık. Buranın da fazlalığını elinizden geldiğince şuradan almaya çalışalım. Evet, buradaki yağlama işimiz bu kadar. Şimdi gidelim pimlerimizi toplamaya. Pimlerimiz ve yüzükleri. Bunları daha önce temizlemiştik. Görüntü göstermiştim zaten. Şu şekilde hepsini birleştiriyoruz. Genelde 3 tane çıkıyor. Düşük seslerde için mallarında 2 tane de çıkabiliyor. Bunları yerine takmadan önce diğer varyatörümüzü geçirmemiz lazım buraya. Bu varyatörümüze geçelim. Bunun da içine gresinizi alıp buraya içine
şu şekilde yediriyorsunuz arkadaşlar. İçinde bir çıkıntı var. O çıkıntı gres yağının dolaşabilmesi için bırakılmış bir alandır. Tam şurada göründüğü üzere. O boşluğu gresle tam sıfır şekilde dolduracağız. Evet, gres yağımızı içine doldurduk yeteri kadar. Şimdi bunu yerine sağ sol yapa yapa oturtuyoruz. Fazla yağımız burada kaldı zaten. Kendi yeteri kadar içine aldı. Burayı güzelce temizliyoruz. Varyatörümüzün deliklerimizi buluyoruz. Zaten birini tutturunca hepsi yerine gelir. Bir tık yukarı çekiyoruz. Ve pimlerimizi yerine takıyoruz. Bu birinci pimimiz. Pim geri düşmemesi için ve aynı zamanda yağlamasını yapmamız için şöyle bir yağlıyoruz ve buraya çekiyoruz. Tam şu boşluğu dolduracak kadar. Hareket payı da bırakmamız lazım. Gördüğünüz üzere tam silme değil, biraz oyuk şekilde, tam parmağımın şeklince içine yediriyorum gresi. Şurada iki tane o-ring var. Bu o-ringlerin amacı zaten bu gres yağının dışarı püskürmemesidir. O-ringlerimizin arasını güzelce parmağımızla hem yağın fazlalığını hem de sıvıyoruz oraya. Şimdi üst o-ringimizin dibine kadar siliyoruz. O-ringimizin etrafını sildik. Üst tarafımız temiz. Fincanımızı yerine tam yüzeye sıfır olacak şekilde oturduğundan emin oluyoruz. Evet. Yayımızı getiriyoruz arkadaşlar. Salatalarımız geliyor. Şu şekilde. Balatamızı şöyle bir yandan bastırıp bir yandan somununu takmamız gerekiyor. Bunun tam tuttuğundan emin olun çünkü dediğim gibi yüzünüz de atabilir. Tam boşluğunu elimizle alacağız. Diş sıyırmama sorunu. Önce elimizle lokmamızı sıkıyoruz. Ardından darbeli bijon sökmemizle yerine sıkacağız arkadaşlar. Fazla ısınmanızı tavsiye etmem çünkü gördüğünüz üzere ince bir somun, ince bir diş yeri var ve bu dişleri kaçırmanız kolay olabilir. Fazla ısınmak da iyi değil, fazla gevşek bırakmak da iyi değil. Tam ayarında tutturmanız gerekiyor. Evet, sırada ön varyatörümüz var. Evet, temizlik işlemlerimiz bitti. Şimdi gelelim bu parçamızdaki plastiklerimize. Şu ileri geri, yani şu hareketi sağlayıp aynı zamanda bu tasın ne yapsan öyle cızırtı yapmasını önlemek amacıyla konulmuş şöyle plastiklerimiz var arkadaşlar. Bunlarda bir problem yok. Güzel, değişimine gerek de yok. Şu görmüş olduğunuz bagaların girdiği yuvalarımızı şu bagalarımızın yuvasına parmağımıza biraz gres sürüyoruz.
Şöyle. Orki yüzeysel olarak böyle fazla bırakmadan orki yağlıyoruz. Dönme hareketiyle fazla gres koyarsanız etrafa doğru sıçratma yapacaktır. Kayış tozlarını, dışarıdan gelen, filtreden kaçan tozları üzerine hapsedip ısınmaya yol açılacaktır. Bu yüzden orki çok az bir şekilde buralara yağ sürüyoruz. Şu görmüş olduğunuz çıkıntılarımıza az bir şekilde yağ sürüyoruz. Plastiğimizi yemesin diye. Yağlarımızı sürdük. Şimdi bagalarımızı yerleştiriyoruz. Bunlarda herhangi bir X-Max'lerde olduğu gibi yön derdimiz yok. İki tarafı da eşit zaten. Geliş güzel. Yerlerine oturtuyoruz. Tekrardan bunların üzerine de isteğe bağlı olarak şöyle beyazlığını görüyorsunuz. Hafiften saratacak kadar sürüyoruz arkadaşlar. Maksat demir ve plastik birbirine sürtüyor ne de olsa sürtünmeyi bir tık daha azaltmak. Kapağını kapatıyoruz. Borumuzu yerine takarken borumuzun etrafına da şu görmüş olduğunuz yuvaya girecek girdiği yer kadar sadece şu kısmına azalacak şekilde gres yağımızı sürüyoruz. İçine yağ sürmeniz çok önemli. Nmax'lerde ön varyatörün bu borusunu kilitleyebiliyor. Crank milline direkt kilitleniyor bu ısınıp soğumayla beraber. Hafif bir de korozyon yaparsa paslanma tarzı bir şey oraya direkt kilitliyor. Çıkartması zor oluyor. Bazen varyatörünüzü sökerken varyatörünüzü değiştirmek zorunda bile bırakabilir sizi. O yüzden içine güzel yağlamanız gerekiyor arkadaşlar. Varyatörlerimizi temizledik. Şu an varyatörümüzün bulunduğu alana geldi. Arkasından çıkartmış olduğumuz borumuzu yerine geri tekrar takıyoruz. Kayışımızı öncelikle şöyle elimize alıp bir bakıyoruz. Etrafında şöyle görmüş olduğunuz kısımlarda ipliklenme, tüylenme, olmuş mu pofidiklenme. Gördüğünüz üzere dışarıdan bir problem yok. Kayışımızı ters çeviriyoruz. Ve iç yapısına, şu ara baklalarına bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralarda da herhangi bir deforme görünmüyor. Kayışımız bitmeye yakın olduğu zaman kendisini belli ediyor zaten. Şu ara bakla aralarından izler meydana geliyor. Ayrılma izleri. Bunda gördüğünüz gibi öyle şeyler yok. O yüzden kayışımızı değiştirmeyeceğiz. Bunu yerine takıyoruz. Ve varyatörümüzü yuvasına oturtuyoruz. Şimdi arka varyatörümüzü takmamız gerekiyor. Kayışı takarken kayışımızın yönü var üzerinde. Bunu atlamamız gerekiyor. Kayışın üzerindeki ibarelere uyarak yerine takacağız arkadaşlar. Varyatörümüz böyle durduğunda kayışımız da bu şekilde dönecek. Öne doğru bakacak ok işaretleri. Elimizle varyatörümüzü sıkıyoruz ve kayışımızı içe doğru ittiriyoruz. Arka varyatörümüzü de yerine taktık. Kolumuzu burada yerine takıyoruz. Ardından ön tasımızı
Yerine taktık. Kalın pulumuz vardı bir tane. Kalın pulu hizalamanız lazım arkadaşlar. Zaten yerini tam buluyor bastırınca. Somonunuzu. Tam yerini buldu. Dişler geçti birbirine. Somunumuz var. Somunumuzun oval olan kısmı varyatöre bakacak şekilde takılacak. Şöyle göstereyim. Şimdi bunun bir tarafı tam düz duruyor. Bir tarafı biraz daha oval duruyor ve zaten kendi izi de var, varyatör izi de var burada. Daha önceki söküp takmalardan. Bunu iz olan kısmı buraya gelecek şekilde somun bir tarafa doğru basmaya alışıyor zamanla. Yerine oturuyor tam. O yüzden çıkma yönüne doğru takmanız iyi olur sizin için. 24 lokmamızı alıyoruz. 17'mizde. Burada görmüş olduğunuz rulman. Benzinle yıkama esnasında ne yaparsanız yapın bu rulmanın içine benzin gidiyor arkadaşlar. İçindeki gresi çözüyor. Sekmanımızı da çıkarttık. Plastiğimiz çıktı. Gresimizi bastık arkadaşlar. Şıngayla basınca parmakla sürünce yüzeysel olarak sürebiliyorsunuz. Ancak şıngayla böyle bastırarak yaparsanız tam bilyaların arasını doldurabiliyorsunuz. Plastiğimizi yerine takıyoruz. Evet. Önce arkaya geçiyoruz. Sonra yanları ve yerine oturdu arkadaşlar. Sağlamasını şu şekilde pensemizi takıyoruz. Tam yerine oturduğundan emin olmak için. Biraz sıkıp sağa sola döndürüyoruz sekmanımızı ve yerine oturduğunu anlıyoruz. Burada görmüş olduğunuz bir tane saç jontamız var arada. Saç jontamızı güzel yerine oturtuyoruz. Takarken rahat takabilmeniz için öncelikle şu arka biraz önce yağladığımız rulmanımızın yuvaya oturduğundan emin olmanız lazım. Oturduğu zaman yerine zaten direkt takabiliyorsunuz arkadaşlar. Kastırmanıza, vurmanıza hiç gerek yok. Ben bunları daha önceden söküp takarken greslemiştim. Şöyle, çünkü bunlar da yerinde oksitlenme yapıyor. Sürekli motorun su alıp tahriş gördüğü yer aslında burasıdır. Çamurluklardan sonra su en fazla buralara temas ediyor. Bu yüzden vidaların hasar görmesini önlemek için siz de çok az bir şekilde vidalarınızı kresleyip yerine takın. Varyatörümüzün hava filtresine bunu güzel bir kompresörde temizliyoruz. Bu süngerimiz motorumuzun varyatör filtresi olarak geçiyor. Motorunuzun ön varyatöründe gördüğünüz fan şeklindeki kanatçıklar buradan havayı çekip motorun içine üfleme yapıyor ve varyatörünüzü soğutmaya çalışıyor. Bu yüzden bu sünger çok önemli, kritik bir süngerdir. Bunun bakımlarını, yani her bakımda bunu özellikle temizleyin. Çünkü burası pis olursa motor içine hava alamaz. Aynı zamanda hava alamadığı için varyatörünüz aşırı sinmaktan kayışınızı çabuk yer. Varyatör bagalarınızı çabuk eskir. Aynı zamanda sadece burayı ısıtmakla kalmaz. Motor şirketinizin hararetini de yükseltir arkadaşlar. Süngerimizi, kompresörümüzü temizliyoruz. Sarı kısmı içe bakacak şekilde, siyah kısmı dışa bakacak şekilde yerine takıyoruz. O-ringlerimizi kontrol ediyoruz, yerinde mi değil mi diye. Ve
dış kapağımızı yerine takıyoruz arkadaşlar. Şöyle yerine tak. Matkabımızın en düşük tork ayarında yerine takacağız. Çünkü matkapla sıkarsanız bunları yine vidalarınızın başı kötü olacaktır. Sadece düşük torkla vidaları yerine tutturun. Herhalde iki tane onluk vidamızı. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklayıp abone olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.